Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Bu videomuzda Kemal Sunal'ın Yakışıklı filminin çekildiği yerleri göreceğiz. Videomuza başlamadan önce filmi kısaca bir hatırlayalım. ...1987 yılı yapımı olan Yakışıklı filminin yönetmeni ve senaristi Orhan Aksoy'du. Yapımcısı Memduh Ün olan filmde Kemal Sunal, Ayşegül Uygurer, Ülkü Ülker, Muharrem Gürses, Güzin İpek, Tuncer Sevi, Renan Fosforoğlu ve Hüseyin Kutman ile birlikte birçok usta isim yer almıştır. Film komedi ve dram kategorilerinde izleyicileriyle buluşmuştur. İlk durağımız Üsküdar Tulumbacılar Sokağı. Filmin ilk karesi burada çekilmiştir. Daha önce Orta Direk Şaban Nerede Çekildi videosu için buraya gelmiştik. Filmde Kemal Sunal'ın yani Selim'in evi işte bu evdir. Selim işte bu evin önünde Aliye'nin abisini yani kayınçosunu güzelce döver ve tam burada tekmeyi basar. O sahnenin yanı sıra birkaç sahne daha çekilmiştir bu evin önünde. Yine Tulumbacılar Sokak'ta devam ediyoruz. Filmin bir sahnesinde Selim ve kardeşi kamyonetle gazete dağıtımına çıkarlar. O sahne sırasında bu sokağı genel olarak görürüz. O sahnede arkada gördüğümüz yapıların birçoğu hala yerinde duruyor. Selim'in kardeşinin takıldığı kızın evini çok kısa olarak görürüz. O evin yerine işte bu apartman yapılmış. Küçük kızı başka bir sahnede işte tam
Şurada görürüz. Selim'le kardeşi gazete dağıtımından dönüşte kız işte bu evin önünde bekler. Üsküdar Yastıkçı Sokak'tayız. Filmin bir sahnesinde Selim'i kamyonetle birlikte gelirken işte bu sokakta görürüz. Açık Türbe Sokak'tayız. Filmde Aliye'nin evi işte bu evdir. Aliye'nin ablasını taksiyle gelirken sokağı genel olarak görürüz. Aliye'nin intihara kalkıştığı sahnede sokağı tam olarak görmekteyiz. İşte o sokak, bu sokak ve o ev, bu ev. Açık Türbe Sokağın diğer tarafındayız. Diğer tarafındaki köşedeyiz. Selim'i Aliye'yi kamyonetle evine bıraktığı sahnede işte burayı görürüz. O sırada mahalle sakini Aliye'yi kamyonetten inerken görür. Çekimler bu köşedeki evin bahçesinden yapılmıştır. Demir parmaklıkları filmde görebiliyoruz. Selim'in Aliye'yi ilk kez öptüğü yer de burasıdır. O sahne sırasında Ahmet Çelebi Camisi'nin bir kısmını görmekteyiz. Koz Yatağı Okur Sokak'tayız. Filmin finaline doğru gördüğümüz yer işte burasıdır. Selim Aliye ile birlikte kendisini buradaki dairelerden birine kilitler. O dairelerden biri de işte bu binanın 3. katıdır. Polis geldiği zaman balkonun 3. katında görürüz Selim ile Aliye'yi. İşte polis onlara burada kelepçe takar. Karaköy'deyiz. Selim'le Aliye'nin oturup kahve içerken kendi aralarında nikah yapma kararı aldıkları yer işte burasıdır. O yıllarda tarihi Galata Köprüsü'nün yanmadan önceki halini görmekteyiz. Yine o yıllarda burada bulunan oval yapılı binadaki kafede çekimler yapılmıştır. O binada günümüze kadar maalesef dayanamamış. İşte o binanın olduğu yer. Ne ekonomik koşullar altında yaşanıyor anla. Peki ne yapacağız şimdi? Biz sığıntı olmayacağız Aliye. Azıcık aşımız ağrısız başımız olacak bizim. Bir tek odamız, bakla sofamız ama bizim evimiz olacak. Cihangir'deyiz. Selim'i kamyonetiyle bu yönden gelirken görürüz. The Marmara Taksim Oteli'nin binasını kısmen olarak görmekteyiz. İşte meşhur Gezi Parkı burası. Onlarca filme ev sahipliği yapan Gezi Parkı.
Dolmabahçe Saat Kulesi'nin önündeyiz. Filmde Selim'le Aliye'nin telsizde tanıştıktan sonra yüz yüze görüştükleri yer burasıdır. Ah! Arap sabunu. Eyvah. Siz? Evet, yakışıklı. Yalnız kalpler. Saat Kulesi'ni net olarak görürken eski İnönü Stadyumu'nu kısmen görürüz. Ayrıca Selim yaptıkları gizli nikahtan sonra geceyi kamyonetiyle birlikte burada geçirir. Dolmabahçe Camisi'nin tam karşısındayız. Film çekildiği yıllarda bulunduğumuz arsada küçük bir çay bahçesi varmış. Selim'le Aliye'nin ilk buluştukları yer o yıllarda bulunan çay bahçesidir. O sırada Dolmabahçe Camisi'nin kapısının bir kısmını görürüz. Bu arada Dolmabahçe Camisi'nin asıl adı Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'dir. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da bizlere müzikleriyle eşlik eden yüreği ve kendi güzel abimiz Yasin Aksoy'un kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklamalarda kanal linkini bulabilirsiniz. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Film öyle bir filmdir ki gerçekten çok büyük mesajlar içermektedir. Hayatın zorluğu, geçim derdi ve aşıkların her ne olursa olsun bu zorluklara karşı mücadelesi çok iyi işlenmiştir. Filmin bir sahnesinde öyle bir söz vardır ki dönemin hükümetini çok sert eleştirir. Doğan her Türk çocuğu borçlu doğar. Tabii hiçbir evsizin evi cezaevi olmasın diyoruz. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Ayrıca Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.